Sayın Valim, Sayın Komutanım, Sayın Süleymanpaşa Belediye Başkanım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, gençler, sevgili Tekirdağlılar, yazılı ve görsel basının değerli temsilcileri, sizleri bu güzel günde, bu gururlu günde Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, Kurtuluş Savaşımızın kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, dünyanın yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından Mustafa Kemal tarafından Tekirdağ'da kurulan 19. Fırka 57. Alay'ın Çanakkale Savaşları'na katılmak için yola çıktığı Tekirdağlılar tarafından sevinç ve çığlıklarla uğurlandığı gündür bugün. 23 Şubat'ın bugün 100. yılı. Tam 100 sene evvel bugün Tekirdağ iskelesinden Halep vapuruyla yola çıkıp Eceabat'a varan ve Çanakkale Kara Savaşları'nın yaptıkları kahramanlıklarla savaşın kaderini değiştiren bu alayımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Bugün burada toplanmamızın nedeni de bu kahramanlarımızı bir kez daha yad etmek, 57. alayımıza ve onun kurucusu olan Mustafa Kemal'e bir kez daha minnettarlığımızı ifade etmek içindir. 57. alayın Mustafa Kemal tarafından Tekirdağ'da kurulmuş olması Tekirdağlı için bir onur ve gurur kaynağıdır. Bildiği gibi Çanakkale Kara Savaşları 25 Nisan 1915 tarihinde başlamış. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal 628 kişilik 57. alay ile düşmanı kanlı sırtla karşıladı. Mustafa Kemal Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey alayın önünde siperlerle en önde çarpışıyorlardı. Bir siper alınıyor, diğer sipere geçiriyor. Tarihin en muhteşem kahramanlık destanı burada yazılıyordu. 25 Nisan günü Mustafa Kemal 57. alaya ünlü şu mesajı verdi. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka birlik ve komutanlar gelecektir, diyordu. 57. alay onar çift gruplar halinde düşman siperlerine saldırıyordu ve düşman Jonk Bayırı yamaçlarından hızla arabalarında kaçıyordu. Aynı gün düşman binlerce ölü bırakarak çıkarma yerine kadar geri çekildi. 26 Nisan 1915 güneş batarken 628 kişilik alayın komutanı Yarbay Manastırlı Hüseyin Avni Bey'den Saka Neferi Hamdi Hadimli Ali Efendi'ye kadar tümü şehit olmuştu. Ancak 19. Tümen savaş alanına yetişmişti. 25 bin kişilik düşman kuvveti yok edilmiş. 27 insan sabaha kadar tamamen denize dökülmüştü. Mustafa Kemal Atatürk 57. alay ile ilgili olarak şöyle demişti. Onlar mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vermişler. Çanakkale Savaşları'nın kaderini değiştirmişlerdir. Burada geçen her saniye, kullanılan her an, ölen her nefer Türk vatan ve milletinin mukadderatını çizmiştir. Kara Savaşları'na katılan ilk birlik olan 57. alay, vatan sevgisinin ne olduğunu insanlığa göstermiştir. Bu kahraman alayı hayranlık, minnet ve rahmetle anıyorum. Yokluklar içinde bir ulusun çağın en güçlü devlet ordularına karşı topyekun mücadele ettiği, Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümünde bizler de 19. Fırka ve 57. Alay'ın kahraman vatan evlatları ve eşsiz komutanları Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile onur duyuyor. Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun.